إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Değerli kardeşlerim, bugün Kitab-ı Tevhid'in 67. dersini işlemek suretiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz hala şehadetu en la ilahe illallah babında gidiyoruz. Yani Allah'tan başka hak ilah olmadığına şahitlik etmek konusunda burada bu baptayız. Ve bugün Ali İbni Abbas'ın radıyallahu anh'ın nakletmiş olduğu hadiste, hani Muaz İbni Cebel'i Yemen'e gönderirken o hadis var, işte bundan inşallah gideceğiz. Ve bugün gittiğimiz yere, gerçi bu iki ders alır ama biz bir derse sığdırmaya çalışacağız inşallah. Sığdırmazsak diğer derse bırakacağız. Diyor ki: "Ve Ali İbn Abbas radıyallahu anhu en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lamma ba'atha Muaz'an ila Yemen فقال له يا معاذ يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحدوا الله فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإن أطاعوك لذلك يا معاذ وإياك من كرائم أموالهم فإنك فاتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ديور الله الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل بو توصيي söylüyor, tavsiyeler söylüyor. Şimdi bunun şerhini alalım. Diyor ki: "Ve kavluhu İbn Abbas radıyallahu anh ba'atha Muaz ila Yemen." Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Muaz bin Cebel Yemen'e gönderince diyor: "Ey erselehu ve ba'athahu ala sıfatil muallim vel hakim ve da'i." Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Muaz bin Cebel'i hem hakim sıfatıyla, hem öğretmen sıfatıyla, hem de davetçi sıfatıyla onu gönderdi. Yani sıradan biri değil Muaz bin Cebel. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle birini gönderdi ki gerçekten bilinçli, alim ve her konuda fakih olan bir kişiyi gönderdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. وَمَعَهُ فِي رَبِيعِ الْاَوَّلِ وَبَعَثَهُ فِي رَبِيعِ الْاَوَّلِ السَّنَةِ الْعَشْرَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورِ. Yani Rabi'il Evvel'in hicretin 10. senesinde diyor. Bu meşhurdur diyor. Bu bilinen bir şeydir diyor. وَبَعَثَهُ وَهُوَ وَأَبُ مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَبَعَثَ مُعَاذًا إِلَى صَنْعَاءَ وَمَا حَوْلَهَا وَأَبَ مُوسَى الْأَشْعَرِي إِلَى عَدَنَ وَمَا حَوْلَهَا. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem Muaz bin Cebel'i gönderdiği gibi aynı zamanda Ebu Musa el-Eş'ari'ye de gönderdi. Muaz bin Cebel'i Sana'a ve çevresindeki olan köylere, ilçelere gönderdi. Aynı şekilde Ebu Musa el-Eş'ari'ye de Aden ve çevresindeki olan ne gibi ilçe, köy varsa, kasaba varsa onlara gönderdi ki onlara davet etmek için. Davet yapmak için. Evet. وَأَمَرُهُمَا أَنْ يَجْتَمِعَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَتَفَارَقَا. Yani beraber hareket etmeleri, beraber yürümeleri ve hiç ayrılmamalarını burada görüş olarak onları emretti aleyhi assalat ve selam. وَيَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ. Aynı zamanda kolaylaştırın, zorlaştırmayın. وَبَشِّرْ وَلَا تُنَفِّرْ. Ve müjdele, nefret ettirme. Bunları nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem Muaz bin Cebel'i hem de Ebu Musa el-Eş'ari'yi nedir? Bunları tavsiyeleri öğretti ve tavsiye etti. Kesinlikle bu çizgiden ayrılmayın dedi onlara. Burada anlaşılıyor ki davetçi olan bir kişi
bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Yani bunlar dikkat etmediği müddetçe başarılı olamaz. Yani güzel ahlaka sahip olacak ilk önce, ondan sonra kendisini sevdirecek, ondan sonra tatlı dilli olacak, ondan sonra yani affedici olacak, kızmayacak, sinirlenmeyecek, öfkelenmeyecek ve kendisini sevdirmeyen bir davetçi başarılı olamaz. İlk önce davet edeceksen ve millete faydalı olacaksan, topluma faydalı olmak istiyorsan kendini sevdireceksin. Ve kendini sevdirdiğin müddetçe Allah'ın izniyle inşallah nedir? Karşıdaki toplum kim ise, cemaat ise, kişi ise, fert ise nedir? Senden alırlar. Ama kötü ahlaklı isen ve insanları tepeden bakıyor isen senden almazlar. Hani Allah tebareke ve teala Resulüne bile diyor velev kunte velidul kalbi lefaddu min havlik. Kötü ahlaka sahip olsan ya Muhammed etrafından dağılıp giderlerdi diyor. Kim? Rabbim tebareke ve teala kime diyor? Resulüne diyor. Eğer Resulüne böyle söylüyorsa Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, o zaman biz kimiz? Değil mi? Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en güzel ahlaka sahip olmasına rağmen yani ve inneke le'ala hulukin azim, en güzel, en üst mertebede, en üstün beşeriyet içerisinde yaratılmış en güzel ahlaka sahip olmasına rağmen Rabbim tebareke ve teala Resulüne buna rağmen uyarıyor. Uyarıyor ki hata yapmasın. Ve aynı zamanda Rabbim tebareke ve teala bunu Resulüne aktarıyor ve Resulü bizlere nedir? Bizlere öğretiyor. Evet. Ve kavluhu inneke te'ti kavmen min ehli kitab. Sen ehli kitabı olan bir kavme gidiyorsun. Söz ediyor. İbn-i Uteymin diyor ki kâle zâlike murşiden lehu. Yani bunu niçin Muaz ibn-i Cebel'e söyledi? Çünkü onu öğretmek için. Çünkü Muaz ibn-i Cebel gidiyor, kiminle karşılaşacağını bilmiyor. Orada müşrikler var, putperest var, Müslümanlar var. Ama çoğunluk orada ehli kitaptır. Yani Yahudi ve Hristiyanlardır, Nasaradır. İnneke te'ti kavmen min ehli kitab. Ve hâde delil ala ma'rifetir Resul aleyhissalatü vesselam bi ehvalin nas. Ve bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanları hallerini bildiğini işaret edi. İşaretidir bu diyor. وَمَا يَعْلَمُهُ مِنْ اَحْوَالِهِمْ فَلَهُ طَرِيقَدًا. Yani o insanların durumu bildiğini gösterir ve neyle? Diyor, iki yönden diyor biliyor bunları. Bir, el-vahiy. İki, el-ilim ve tecrübe. Birincisi vahiy yoluyla, ikincisi tecrübe ve ilim yoluyla bunu biliyor. Ve biliyorsunuz vahiy üç çeşittir. Bir, ilham yoluyla. İki, rüya yoluyla ve üç, direkt Cibril aleyhissalatü vesselam, Muhammed aleyhissalatü vesselam getirme yoluyla. Üç çeşittir. Diğerleri, el-ilim ve tecrübe. Yani bilmek ve tecrübeden ibarettir diyor. Ve kavluhu min el-beyane el-murad bil-kitab. Yani buradaki kastedilen diyor, kitaptan diyor, ehli kitaptan kastedilen diyor, et-tevrat vel-incil. İncil ve Tevrat'tır diyor. Ehli kitap. Yani Yahudi ve Hristiyanlar ehli kitaptır. فيكون المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى وهم أكثر أهل اليمن في ذلك الوقت وإن كان في اليمن مشركون لكن الأكثر اليهود والنصارى. Diyor ki Yemen bölgesinde, Yemen ehlinden her ne kadar müşrik, putperest ve diğer dinlere bağlı olsa bile, yani diğer şeyler, gerçi putperest ve şeyler din değil, ama her ne kadar o şeylere inanan birileri varsa ama çoğunluk ehli kitap olduğundan dolayı, Yahudi ve Hristiyan olduğundan dolayı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki kendisine inneke te'ti kavmen min ehli kitab. Ehli kitap olan kimselere gidiyorsun ey Muaz. Çünkü onlar çoğunluk olduğundan dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu şekilde ehli kitabı orada söylüyor. Evet. Ne diyor? وَاِنْ كَانَ فِي الْيَمَنْ مُشْرِكُونَ. Şayet yani Yemen'de müşrikler bile olsa, yani لَكِنِ الْاَكْثَرِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ وَلِهَذَا اِعْتَمَدَ الْاَكْثَرِ. Ondan dolayı işte bu yüzden çoğunluğa itimat etti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. وَاَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ بِذَٰلِكَ لِأَمْرَيْنِ. İki meseleden dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz ibn-i Cebel'e bunları bildirdi. Nedir? الْاَوَّلْ اَنْ يَكُونْ بَصِيرًا بِأَحْوَالِ مَنْ يَدْعُوهُ. Yani gittiği topluma, gittiği kavme, gittiği insanlara, yani niçin gitti, kimler bunlar, ne gibi inanıyorlarsa bilmesi için yani onu söylüyor. Çünkü
Yani gidiyorsun bilmediğin bir topluluğa, Yahudi mi, Hristiyan mı, Dürzi mi, nedir? Eğer akidesini bilmezsen nasıl ona davet edeceksin? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muad ibn-i Cebel orada zorluk çekmemesi için burada gitmeden önce bunları nedir? Bunları tavsiye eder ve bunları öğretiyor. İkincisi en yekûne musta'idden lehum. Aynı zamanda onlara yani tedbirli olması gerek. Yani çünkü Muad ibn-i Cebel her ne kadar alim ise diğer ehli kitap ilimleri vardır. Çünkü burada le'ennehum ehlil kitab ve indihum ilm. Çünkü onlar ehli kitaptır ve ilimleri vardır. Ondan dolayı Rabbim Tebareke ve Teala bunları gazap etti. Gayril mağdubi aleyhim ve dallin. Dallin gerçi Hristiyanlar ama mağdub olanlar Yahudi ve Yahudilerdir. Niçin? Çünkü ilimleriyle amel etmedikleri için. Bildikleri halde yapmadılar. Enbiyalarını öldürdüler. Katelul enbiya ve kâle aleyhissalatu vesselam eşkan nâse men katele nebiyyen ev katelehu nebiyye. İnsanların en alçağı, en kötüsü, en bedbahı, en hüsranda olan kişi kimdir? Nebi öldüren yahut da Nebi onu öldürendir diyor. Bu Yahudiler alçak bir toplumdur. Yahudileri öldürdüler. Niçin? Bilmelerine rağmen Allah tarafından bu enbiyalar onlara geldi. Bilmelerine rağmen tekebbür ederek kabul etmediler. Ve bunlardan biri Yahya aleyhisselamı öldürdüler. Ve diğerleri. İlimleri var. Çünkü bile bile reddediyorlar. İşte diyor ki en yekûne musta'idden lehum leennehum ehlil kitâbi ve indihum ilim. İlimleri var bunların. Yani sıradan bir topluma sen gitmiyorsun ya Muaz. Sen onlara var ya bir ayet söylediğin zaman onlar sana iki ayet söyleyecekler ya Muaz. Sen onlara yani bir meselede konuştuğun zaman, onları tartıştığın zaman onların ilmi vardır ya Muaz demek istiyor aleyhissalatü vesselam. Tedbirli ol ya Muaz. Dikkat et ya Muaz demek istiyorken onlara. Ve kavluhu